Demirtaş'tan hava saldırısına tepki, Türk'ü Kürt'e, Kürt'ü Türk'e kurban etmeyeceğiz. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Kuzey Suriye'ye yönelik hava saldırısına tepki gösterdi, İstiklal'de katledilen kardeşlerimiz üzerinden doğan acıyı ve öfkeyi istismar ederek Kürtlerin başına bomba yağdıracaklar. Yaşasın barış demek çok mu zor? 13 Kasım'da İstanbul'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından resmi makamlar, PKK-YPG-PYD'yi suçlamış, PKK ise ilgisinin bulunmadığını kaydetmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türk Silahlı Kuvvetleri, ait savaş uçakları dün gece yarısından sonra Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı başlatmıştı. Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, Twitter hesabındaki paylaşımında saldırıya şöyle tepki gösterdi. İstiklal'de kırlı bir organizasyonla bomba patlatacak, masum insanları katledecekler. Bu vahşi terör saldırısının altındaki gerçekleri sorgulayanları susturmak için, onları terör yandaşı ilan edecekler. İstiklal'de katledilen kardeşlerimiz üzerinden doğan acıyı ve öfkeyi istismar ederek Kürtlerin başına bomba yağdıracaklar. Bu kırlı senaryoya vatan savunması deyip milli duyguları kabartarak oy devşirmeye çalışacaklar, şaşkın muhalefeti de peşlerine takacaklar. Savaşı desteklemeyenleri vatan haini ilan edecekler. Elinizi vicdanınıza koyun ve Allah rızası için doğruyu söyleyin, hakikat bu değil mi? Bu basit ve hazin denklemi çözmek çok mu zor? Türk'ü Kürt'e, Kürt'ü Türk'e kurban etmeyeceğiz, kırlı savaş politikalarına teslim olmayacağız, el ele verip büyük bir barış, kardeşlik, huzur, refah toplumu olacağız, yaşasın barış demek çok mu zor? Bakın bunca haksızlığa ve zulme rağmen biz söylüyoruz, korkmayın, siz de söyleyin, savaşa hayır. Emekli Amiral Türker Ertürk, HDP'nin Türkiye Partisi olma yolunda yöneticilerine büyük sorumluluk düştüğünü kaydederek, biz de onlara doğru adım atmalıyız ki onlar da Türkiye'nin partisi olma yolunda adım atsınlar, dedi. Ertürk, Halk TV'de katıldığı programda Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu, HDP'nin Türkiye Partisi olma yolunda büyük katkılarının olduğunu belirterek, kendilerine düşen sorumluluğun da yerine getirilmesi gerektiğini aktardı. HDP'nin Türkiye Partisi olmasını istiyoruz. Ertürk şunları söyledi. Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu düşünüyorum. Demirtaş niye şans Türkiye için, HDP'nin Türkiye'nin partisi olma yolunda ciddi hamleler yaptı. Bundan sonra da yapabilir, bunun emarelerini görüyorum. Biz halk olarak zaten HDP'nin Türkiye partisi olmasını istiyoruz. Tabii ki Demirtaş'a, HDP'nin yöneticilerine bu konuda büyük sorumluluklar düşüyor ama bize de düşüyor. Biz de onlara doğru adım atmalıyız ki onlar da Türkiye'nin partisi olma yolunda adım atsınlar. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bu şansı yok etmeye çalışıyor. Ne için? Çünkü bugün Kürt oyları üzerinde belirleyici olan Demirtaş. Ben bölgeyi gezerken bunu gözlemlemiş biri olarak söylüyorum, sadece okuduklarıma dayanarak değil. Seçim kazanabilmek için Öcalan'la, artık Kürt oylarında belirleyici olma özelliğini kaybetmiş Kandil'le, şimdi de PYD'yle, bir şekilde üçlü kıskaçla Demirtaş'ı itibarsızlaştırmaya çalışılıyor. Bir şekilde bu işe ABD'yi de dahil ederek Kürt oylarını mobilize etmeye çalışıyor. Rasan Remzi. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasının üzerinden 6 yıl geçti. Demirtaş ilk olarak 4 Kasım'da gözaltına alındı, 7 Aralık 2018'de tutuklanmasından 2 yıl sonra mahkeme, Demirtaş'ı 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Demirtaş'a verilen cezanın süresi 2021'in ortalarında doldu ancak daha cezası tamamlanmadan başka bir suçtan mahkum edildi. Yani Demirtaş'ın bir hapis cezası biterken diğer bir davadan yargılanarak hapse mahkum edildi, biri biterken öteki devreye girdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi bir davada eleştirirken Demirtaş o davadan beraat ettirildi, bir başka davada mahkum edildi.
6 yıl boyunca bazı hakim ve savcıların yargı mensubu olarak değil, bilirkişi olarak Demirtaş'ı rehin almak için çalıştıkları söylenebilir. Bununla birlikte Demirtaş davasının Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nden İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne Recep Tayyip Erdoğan'a yakın bir yargıç tarafından devredilmesi, davanın hukuki bir davadan siyasi bir davaya dönüştürdü. Geçmişte Demirtaş'ın tavrı hem HDP'ye hem de Kandil Orhan'la çok farklıydı. HDP ve kamuoyu bunu hissetmiştir. HDP içinde uzun süredir Demirtaş'ın tutumlarının partininkilerle uyuşmadığını biliyorlar. Diğer bir manada, Demirtaş'ın görüşleri kamuoyu nezdinde HDP'ninden daha olumlu karşılanıyor. HDP'yi açıktan olmasa da alttan alta rahatsız etmiş durumda. Bu tavır farklı, Demirtaş'ın HDP'nin büyük bir bölümünün hala İmralı ve Kandil'in etkisi altında olduğunu bilmesinden kaynaklanıyor. HDP, Öcalan'ın özgürlüğü için yaptığı gibi eş başkanının cezaevinden çıkması için tek bir resmi yürüyüş yapmadı. Demirtaş, 7 Haziran 2015 seçimlerinde büyük bir başarı kazandıktan sonra özgüveni daha da arttı. O dönemde siyasi karizması, tavrı ve sadeliği ile Kemalist gençleri ve CHP'lileri bile kendine çekmeyi başardı ve bu güven Demirtaş'ı daha çok ön plana çekti. Demirtaş Abdullah Öcalan'la da aynı fikirde değil. Türkiye ile İmralı arasında Türkiye'deki Kürtlerin başkanlık sistemi için desteğini toplamak ve Erdoğan'ı başkan seçmek için yapılan müzakerelerin arifesinde Demirtaş müzakerelere açıkça karşıydı. Öcalan, İmralı notlarında başkanlık sistemini ve Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesini desteklemeye itiraz etmiyordu. O dönemde Demirtaş, seni başkan yaptırmayacağız, diye yüksek sesle haykırıyordu. Bu tavrı hem Erdoğan'a hem de İmralı'daki Öcalan'a karşıydı. Türkiye'de 2019'daki son belediye başkanlığı seçimlerinde Erdoğan, İmralı'dan AK Parti adaylarına Kürt oylarının desteklenmesi çağrısında bulunan bir mektup getirtti. Edirne cezaevindeki Demirtaş ise, Kürt seçmeni AK Parti adaylarına oy vermemeye çağırdı. Böyle de oldu ve Kürt seçmen daha çok CHP adaylarına destek verdi, Ankara ve İstanbul belediye başkanlığı seçimlerinde de bu oylar belirleyici oldu.